Futbol kariyerime İstanbul Sarıyer Reşitpaşa Spor Kulübü vardı, bizim semtimizin takımı. Orada oynayan çok yakın bir arkadaşım vardı mahalleden. Bizim de tabii ailevi sebeplerden dolayı hafta sonları okuldan sonra çalışmam gerekiyordu. O da beni her boş vaktimde alıp antrenmana çağırıyordu. Antrenmanlarımızı izlediyordu. Ben de börekçi dükkanda çalışıyordum garson olarak. Antrenmanlarına gidiyordum. Bir gün antrenmanlarına gittiğimde kalecileri yoktu. İşte kenardan kaleye geçer misin dediler bana. Ben de tabii hevesliyim o zaman. Küçüğüm daha, 9 yaşındaydım. Kaleye geçtim. Ertesi gün orada tabii kendimi parçaladım. Ertesi gün hocaları ailemle görüşmeye geldiler. İşte bana lisans çıkarttılar. Ondan sonra minik takımda Reşitpaşa Spor Kulübü'nde futbol kariyerime başladım. Ya ben tabii Ankaragücü çok büyük bir camia. Faruk Başkan beni buraya davet ettiğinde ben zaten çok heyecanlıydım yani. Bir an önce anlaşmak istiyordum. Çünkü Ankaragücü'nde herkes oynamak ister. Çok büyük bir camia. Türkiye'nin çok büyük bir camiası. Yani daha gelmeden anlaşmak için heyecanlıydım. Anlaştığım için de çok mutluyum. Bu camiada olduğum için. İnşallah hep böyle mutlu devam eder. Ya şimdi Ankaragücü taraftarına karşı tabii biz buraya maçlara geldik. Onların ne kadar büyük bir taraftar olduğunu, takımları nasıl desteklediğini biliyorduk, görüyorduk. Tabii kendini sahanın içinde hissetmek daha başka bir duyguymuş. Bize anlatıyordu arkadaşlarımız, işte Yusuf olsun, Erdem abi olsun, çok muhteşem bir taraftarımız var burada diye. İşte bunu lig başlayınca göreceksiniz. Tabii biliyorsunuz pandemiden dolayı tam tribünleri dolduramıyorlar. Ona rağmen çok güçlü bir taraftarımız var arkamızda. Yani çok heyecan katıyorlar maça. Ya tabii Ankara'da beni en çok mutlu eden şey her şeyin, bütün imkanların üst seviye olması. İşte bu alışveriş olsun, sağlık sektörü olsun, her şeye çabuk ulaşabiliyorsunuz. Bir de şehirde yollar falan çok düzenli, çok düzenli bir şehir. Bunlar tabii aileyle yaşadığın için çok cazip geliyor. Diğer şehirler gibi değil. O yüzden Ankara'da mutluyuz. Sadece biraz soğuk işte, ona da alışmaya çalışıyoruz. Ya bizim takımla arkadaşlık şu an üst seviyede. Yani şimdi herkes aynı şeyleri söylüyordur. Aile ortamımız var, işte çok iyi arkadaşlığımız var. Yani sezon başından beri, sezon başladığımız günden beri, kamptan beri işte yönetimimiz, takımımız, hepimiz çok güzel bir aile ortamı oluşturdu. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Herkes herkesi her şeyle paylaşabiliyor. Antrenmana gelirken işte dikkat ediyorsanız herkes sahaya erken çıkıyor. Yani ne kadar çok vakit geçirirsek o kadar daha çok kaynaşıyoruz. Şu anda yani muhteşem bir arkadaşlık var. Bu da lige yansıdığını düşünüyorum. 2-3 maç hariç olsa bile. Böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ya futbol dışında tabii ki ailemle çok vakit geçiriyorum. İki tane çocuğum var. İkisi de küçük şu an. Genelde onlarla vakit geçiriyorum. İşte boş bulduğum zamanlarda da arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Özellikle oynadığım takımlardaki takım arkadaşlarımla daha çok vakit geçiriyorum. Çünkü biz devamlı gurbette olduğumuz için çok fazla da bir şeyim yok öyle. Sosyal bir yaşantımız yok. Ailemize değer veriyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Ya tabii hedeflediğimiz yerdeyiz. Şu an biz ilk iki biliyorsunuz direkt birlikte şampiyon sayılıyor. Üst lige çıkmayı hak ediyor. Tabii hedefimiz bizim her zaman lider bitirmekti. Ufak tefek kazalar oldu. Puan kayıplarımız oldu. Tabii normal. Ligde görüyorsunuz işte. Herkes herkese çelme takabiliyor. Çok zor bir lig. Bu sene daha zor bir lig. Hedeflediğimiz noktada bitirdik. Sonuçta ilk ikideyiz. Bugün lig bitse şampiyon olarak ligden üst lige çıkacağız. İkinci yarıda bunun üstüne koymamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ikinci yarı çok daha zor geçecek. Bunu da başarabileceğinize inanıyorum. İnşallah hakkından geleceğiz ya. Ya şimdi ben Boğuzspor maçında hocam bana yeniden bir şans vermişti. O maçta %100 kazanmak istiyorduk zaten. Bütün takım öyle kitlenmişti.
Penaltıda da şimdi 2-3 gün önce biz devamlı penaltı çalışırız burada. O gün de benim şansım yanımdaydı. İdman'da çok penaltı çıkartmıştım. Arkadan hoca İdman'daki gibi diye bana bir gaz verdi. Sonra ben direğin yanına geçiyorum. Tabii bu sırada topun başında Bolu Sporlu futbolcu var. O da böyle hani kaleye topu vuracakmış gibi kalede ben yokken. Böyle komik komik şeyler yapmaya başladı. Ben de içimden dedim ki yani ulan dedim ben şimdi sana sorarım dedim bu işi. Sonra penaltının başına geçtim. Zaten duruş açısından ben onun yani atacağı yeri kestirebildim. Ve kötü vuracağını da hissettim yani. Çok iyi bir vuruş da yapmadı. Gerçek konuşmak lazım. Tabii köşeyi bildim. Penaltıyı kurtardım. Ve buna da çok ihtiyacım vardı. Ya benim için unutulmaz bir anılardan biridir. Oradaki penaltıyı kurtarmak. Basit gibi görünse bile çok önemli bir andı benim için. Kendi adıma. Çok mutluyum orada penaltı çıkarttığım için. Yani ne kadar destek verirsek o kadar iyi. Elimizden geleni yapıyoruz. Abi çok kötü yerden girdin ya. Şimdi takımda ben genelde herkese çok iyi anlaşırım yani. Öyle bir şey, konuşkan bir yapım vardır böyle. Sıcakkanlı bir yapım vardır. Şimdi tabii ki burada en iyi anlaştığım derken Yusuf benim oda arkadaşım. 3 senedir de beraberiz Yusuf'la. Aynı takımda oynadık. Hatay Spor'dan beraber geldik. Hala da beraber devam ediyoruz. Aynı zamanda Yasin var. Hatay Spor'dan oynadığım. Önceden takımlarda, milli takımda oynadığım Sinan var. Abdullah Durak var. Hiç tanımıyordum mesela Abdullah Durak. Onunla da burada tanıştım. Kendisini çok seviyorum. Onunla da iyi anlaşıyorum. Ama işte genel böyle hepsini sayarım ama tabii ki en çok iyi anlaştığım o da arkadaşım olduğu için Yusuf Abdüoğlu'dur yani. Çünkü neredeyse her dakika beraberiz odada, işte konuşmalarda, Hatay'da. Hep beraberdik yani. Ya tabii şimdi en iyi anlaştığın arkadaşların arasında şimdi bizim kaleci Bahadır da var. Şimdi onu söylemezsen, ya abi beni niye söylemedin falan diye benim üstüme bir yüklenir. Bahadır'ı da söyleyeyim, onu da çok seviyorum kendisini. Onunla da iyi anlaşıyorum takımda. Ya tabii şimdi en az gol yiyen takım deyince direkt herkes kaleciyi söylüyor. En az gol yiyen takım işte kaleci falan diye de öyle bir şey yok bence. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bu tamamen takımın başarısıdır. Santrafor'dan başlar en arka kaleye kadar. Tabii bunda da kaleci kaleyi koruduğu için en az gol yiyen gözüküyor ama bence bu tamamen işte takımın ekibin başarısıdır. Ben çoğu maçta şahit oldum. Bursa'da bile maç 4-0 iken Eren'in defans yaptığını mesela dakika 90, dakika 85 ne bileyim işte çoğu maçlarda mesela Erdem abinin son dakikalarda alta delisi yırtık yırtık son hamleleri sırf gol yemeyelim diye galipken yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Dediğim gibi takım başarısıdır. Bütün takımın bunda emeği çoktur. Bunu sadece kaleye yöneltmemek lazım. İnşallah sezon sonunda en az gol yiyen takım oluruz. Taraftara vermek istediğim bir mesaj var tabii ki. Neden olmasın? Onlar da her zaman bizi destekliyorlar. İyi günde, kötü günde. Çok büyük bir taraftar. Tekrar söylüyorum. Yani Türkiye çapında değil, dünya çapında bir taraftarımız var. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Sadece isim olarak değil. Bizi her zaman destekliyorlar. Allah onlardan razı olsun. Yani şimdi ikinci yarı çok zor bir süreç olacak. Takımlar takviyeler yapıyor. İkinci yarı her zaman daha zor geçer. Yani en kötü zamanlarımızda bile bizi ayağa kaldırıp maçı kazanmamızı sağlayabilirler. Çünkü içeride muhteşem bir gücümüz var taraftarla alakalı. İşte şimdi bu hafta Tuzla Spor maçıyla başlayacağız. Bizi bu maçta destekleyerek sezon sonuna kadar hiç bırakmazlarsa biz bu işin hakkından geleceğiz. Şampiyon olacağız. Tabii şampiyon olunca da en çok onlar sevinecek. Biz de çok sevineceğiz. Bunun için sonuna kadar bize destek olsunlar diyebileceğim şey bu.